merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bir gün daha bu Ramazan mübarek ayda oruçlu ağzımızla sizlere merhabalar diyoruz bu ekranlardan. Bugün Mehmet hocamız var. Siz de artık iyice öğrendiniz. Konya'yla uzman vaizi Sayın Mehmet Toker hocamız bizimle birlikte. Kadir Gecesi yakın, bayram yakın. Onları nasıl değerlendirmeliyiz? Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız? İtikaf nedir? Onları merak ediyoruz ve kendisine soracağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun hocam, ben de iyiyim. Evet, Kadir Gecesi, Cuma günü Kadir Gecesi. İnşallah. Allah nasip ederse. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki bir kez daha bizleri İnşallah. Ermek nasip etti. İnşallah daha nice Kadir Gecelerini İnşallah. Hep birlikte erelim inşallah hocam. Nedir Kadir Gecesi hocam? Kadir kelimesi kıymetli. Hani kadir kıymet bilmek deriz ya, dilimize de kısmen geçmiş. Kıymetli, değerli, mükerrem manasına gelen bir kelime, kadara fiilinden türemiş. Ve değerli demek, kıymetli demek. Kadir gecesi Allah Celle Celaluhu'nun kıymet vermiş olduğu, Allahü Teala'nın diğer gecelerden farklı tutmuş olduğu bir gece. Peki bu kadir gecesini kıymetli kılan, yani sebebini. Onu diğer 353 geceden, Hicri takvime göre 353 geceden daha önemli kılan ve Allah Celle Celaluhu'nun bir sure indirmesine sebep olan özelliğine. Şimdi bazı tarihler vardır. Mesela diyelim ki 29 Mayıs tarihi 1300'lü yıllarda, 1400'lerde, 1410'larda, 20'lerde bizim Türk milleti için hiçbir anlam ifade etmezken, evet. 1453 yılından itibaren, 29 Mayıs 1453 dediğimizden itibaren artık bizim için nedir? Sadece bizim için değil, bütün dünya için bir çağın kapanıp bir çağın açıldığı, İstanbul'un fethedilmiş olduğu bir gündür, bir milattır. Evet. İşte bunun gibi veya işte 20 Nisan 571 tarihi, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu, dünyayı teşrif etmesi bütün Müslümanlar için önemli bir tarihtir. Niye? Milattır çünkü. İşte Kadir Gecesi dediğimiz zaman da Allah Celle Celaluhu'nun Müslümanlar için ve insanlık için tabiri caizse kıyametten önceki son miladıdır. Evet. Niye? Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ni anlatırken Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. İnna enzelna. Biz indirdik. Muhakkak ki biz indirdik. Neyi? Onu, hu. Oradaki, buradaki hu Kur'an-ı Kerim'e raci. Kur'an-ı Kerim'i ifade ediyor, işaret ediyor. Onu biz indirdik. Allah Celle Celaluhu'nun biz indirdik ifadesi bir azamet göstergesidir. Yani ben indirdim demiyor. Evet. Yani biz indirdik diyor. Burada biz dediği zaman Allah Celle Celaluhu'nun bütün azametini, bütün gücünü, bütün kudretini ifade ediyor. Evet. Yani yoksa haşa Allah birilerinden yardım alarak bir topluluk değil. Halinde indirmedi. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir yardımcıya ihtiyacı yoktur. Onu biz indirdik. Ne zaman? Fi leyletil kadr. Kadir gecesinde, o kıymetli gecede onu biz indirdik. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olması ne yapıyor? O geceyi diğer gecelerden ayıran Allah katında kıymetli bir tarih, bir milat haline getiriyor. Evet. Devamında وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadrin, Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Şimdi burada tabii ilk ifadeyi duyduğumuz zaman yani وَمَا اَدْرَاكَ مَا Sen nereden bileceksin? Evet. Leyletül Kadir. Kadir'in ne olduğunu, Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Sanki haşa peygamberi böyle bir tahkir, tezif gibi veya işte bir küçümseme gibi anlaşılsa da öyle değil. Şimdi özellikle Mekki surelerde görmüş olduğumuz bu vema edrake ma kalıpları mesela vema edrake ma siccin. Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Vema edrake mel akabe. Akabenin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Ve ma edrake mahiye, onun mahiyetini, ne olduğunu, neliğini, niceliğini sen nereden bileceksin gibi farklı surelerde farklı ifadeler var. Yani ve ma edrake ma, mesela siccin nedir? Siccin cehennemin böyle en kızgın, en ateşli, en dayanılmaz yerlerinden bir tanesidir. İşte akabe, zorlukla imtihan veya en dar, en zor yer gibi. İşte ve ma edrake mel hutame. Hutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Orada da yine cehennemden bahsediliyor. Evet. Yani buradaki karşıdaki insanın bilmediğini, onun cahilliğini ortaya koymak için olan bir ifade değil. Ma'dan sonra bahsedilen şeyin, nesnenin büyüklüğünü, yani idrak edilemez, düşünülemez, tahayyül edilemez derecede onu büyük anlatmak. Olduğunu anlatmak için kullanılan bir kalıp ifade. İşte ve ma edrake ma leyletul kadr dediğimiz zaman da, yani Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bilirsin? Kadir Gecesi o kadar kıymetli ki. Yani vahiy ile muhatap olan Allah Celle Celaluhu'nun insanlık içerisinden en son seçmiş olduğu Hateme Nebiyyi'nin bile hayal gücünün alamayacağı kadar kıymetli bir gece. Yani buradaki bu ifade gecenin kıymetini ortaya koymak için bir vurgu, bir kalıp ifade. Leyletul Kadri, o Kadir Gecesi, hayrun min elfi şehr. Nedir? Bin aydan daha hayırlı. Şimdi bin ay 83 yıllık, 85 yıllık bir zaman dilimi. Evet. Bin ay. Ve şu mesela bugün insanların ortalama ömrü değil mi? Yani 70-75, hadi uzun yaşarsa 80-85. Evet. Yani uzun bir yaşayan bir insanın bir ömrüne bedel bir gece. Evet. Hani evet. Allah Celle Celaluhu zaman içerisinde zaman yaratır diyoruz ya, işte bu onlardan bir tanesi. Düşünün bir gece, ki şer'i gece nedir? Şer'i gece akşam namazıyla başlayıp imsakla, yani iftarla başlayıp, Ramazan'da olduğumuz için ifade edelim. İftarla başlayıp imsakla biten süreç. Evet. Yani 5-6 saatlik. Evet. Yerine göre daha kuzeye gittiğimizde veya güney kutbuna doğru yaklaştığımızda 3-4 saatlik bir zaman dilimi. Ama düşünün ki Allah öylesine değer veriyor, Allah öylesine kıymet veriyor ki o 3-4 saatlik, 5-6 saatlik zaman dilimini 85 yıla yakın bir ömürden çok daha, değerli, çok daha kıymetli bir zaman şey yapıyor. Evet. Şimdi işte Kadir Gecesi'ne bizim bakış açımızın böyle olması lazım. Yani biz Kadir Gecesi dediğimiz zaman bir ömrün sığdığı bir gece olarak düşünmemiz gerekiyor. Evet. İşte buradan hareketle Kadir Gecesi Allah'ın özel kıymet verdiği, Allah'ın değerli kıldığı ve bu değerine binaen de müstakil bir sure indirmiş olduğu bir gece. Ha, bu geceyi değerli kılan ne? Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olması. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim Allah katında o kadar değerli bir kitap ki, Allah'ın kelamı. Allah o kitabı, o kelamı indirdiği geceyi bin aydan daha hayırlı kılıyor. Evet. Öyleyse o kitabın kadri, kıymetinin ne kadar daha değerli olduğunu bizim düşünmemiz lazım. İkincisi, buradan hareketle yine eğer inen kitabın inmiş olduğu zaman dilimi bin aydan, bir ömürlük zaman diliminden daha hayırlıysa, kitabın indirildiği kimsenin Allah katındaki kadri, kıymeti, Allah katındaki derecesi, onu hesap bile edemeyiz. Evet, aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam peki son 10 günde aramalıyız deniliyor Kadir Gecesi'ni. Yani bizim Cuma günü diye bir tarih konmuş. O kimler tarafından konmuş ben bilmiyorum. Hani onu siz açıklayın da. Neden son 10 gün içerisinde arayacağız Kadir Gecesi'ni? Şimdi tabii şu var. Kadir Gecesi az önce ifade ettiğimiz gibi Allah tarafından çok kıymetli bir gece olduğu için ki Sure-i Celle'nin devamında tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha. O gecede melekler ve Cibril, ruh, Cebrail aleyhisselam inerler. Yani düşünün o Kur'an'ın inmiş olduğu gecenin her seneyi devriyesinde o yani Kur'an'a bir anlamda hani değil mi, biz diyelim ki her yıl 29 Mayıs'ı kutluyoruz. Aradan işte 600 yıl geçmiş fetihten bu tarafa ama kutluyoruz. Kutluyoruz. Niye? Çünkü önemli bir tarih. Veya işte Mevlid Kandili'ni değil mi? 1400 yıldır veya 1100 yıldır kutluyoruz. Niye? Çünkü çok önemli bir gece. Evet. İşte Allah o geceye kutlamayı meleklere yaptırıyor. Cebrail başta ve bütün tenezzelül melaiketu. Melekler iner ve ruh. Ve Cebrail iner fiha o gecede.
Yani ne için? Sanki şöyle düşünün. Kur'an iniyor. Bütün bir melekler ordusu o Kur'an'ın inişine tabiri caizse bir fener alayı, bir merasim yapıyor. Şimdi böyle bir gece niye son 10 günde? İşte böylesine değerli bir gece olduğu için, Allah katında da kıymetli bir gece olduğu için, Allah da zamandan, mekandan münezzeh olduğundan dolayı zaman kavramı yaratılmış olan bizler için var. Allah için haşa zaman diye bir şey söz konusu değil. Öyle olduğu için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde diyor ki bu geceyi, yani çünkü çok kıymetli bir gece, son 10 günde arayın. Hani bizde bir söz vardır, her geceyi Kadir bir bil, her geleni Hızır bil diye. Özellikle son 10 günlük, çünkü şunu da biliyoruz, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. İşte Ramazan'ın da son 10 günlük zaman dilimi içerisinde indi. Allah Resulü önce böyle buyuruyor. Niye? Çünkü ümmetini Ramazan'ın o son 10 gününde ibadete teşvik etmek için. Daha fazla ibadet etmeleri, şimdi evveli rahmet, ona yaklaşmaları için. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş. Evet. Evveli dediğimiz ilk 10 gün. Hı hı. Ortası dediğimiz ikinci 10 gün, sonu dediğimiz üçüncü 10 gün. Dolayısıyla o işte günahlardan kurtuluşa vesile var o son 10 günün içerisinde. O da Kadir Gecesi. Evet. Daha sonra Allah Resulü diyor ki son 10 günde tekli rakamlı gecelerde, yani evet, bir işte de o var. 21, 23, 25, 27, hı hı, 29 gibi. Daha sonra Hazreti Ayşe annemizin ısrarı üzerine diyor ki işte son 3 gecesinde deyince, şimdi tekli rakamlardan son 3 gecesine tekabül eden 27. gecesi var. Yani bu cuma Ramazan'ın 27. gecesi oluyor. Anladım. Yani öyle olduğu için o yüzden biz yani hadis-i şeriflerdeki bu tahsislerden hareketle işte son 10 gün, son 10 günde tekli günler, o tekli günlerin içinde işte son 3 gün ve tekli gün 27. geceye tekabül ediyor. Evet. Onun için 27. geceyi biz Kadir olarak ifade ediyoruz. Şimdi peki melekler iner de o gecede ne olur? Veya melekler nasıl inerler? Biizni Rabbihim. Allah'ın müsaadesiyle, Allah'ın izniyle o gecede melekler ve Cibril iner. Ne için? Min kulli emr. Her bir iş için. Yani düşünün, buradaki min kulli emriden kasıt sadece ibadetler değil. Her bir iş için. Yani Müslümanın hayır olan, yani duası, tesbihi, sadakası, işte bir diğer insana güler yüz göstermesi, bir insanın ikramda bulunması, derdine deva olması, yani aklımıza gelebilecek her şey. Her şey. Düşün, o gecede yaptığımız her bir iş için melek iniyor ve onlar şahitlik ediyor bir anlamda. Ay. Yani o kadar hani Allah muhteşem katında bir muhteşem şey, bir gece ki, yani Allah'ın o geceye vermiş olduğu önem, yani o geceye önem verilmesinin sebebi de Kur'an-ı Kerim'in inmiş olması. Dolayısıyla Kur'an'a verilen önem ne yapıyor? Birbirini tamamlıyor. Selamun, selamdır, esenliktir. Hiye hatta medle'il fecr. Ta fecir doğuncaya kadar. Hani az önce söyledik ya, şer'i gece akşamla başlar, iftarla başlar, imsakla biter. Yani fecrle biter, imsakla biter. O zaman dilimi içerisinde işte Allah her hayırlı iş için, her bir iş için ve esenlik olarak melekler ordusunu ve Cebrail'i yeryüzüne indiriyor. Ve bize o 5-6 saatlik zaman diliminde, 8-10 saatlik zaman diliminde 85 yıllık bir ömre tekabül eden bir zaman içerisinde zaman yaratıyor. Ve o gecenin kadrini, kıymetini, büyüklüğünü anlatmak için وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ. O Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yani ey peygamber, onun kıymetini, büyüklüğünü, Allah katındaki derecesini anlamak için insanın, yani peygamber bile olsa bir beşerin hafızası, tahayyülü kısır kalır, kavrayamaz manasında. Yoksa haşa peygamberi tahkir ve tezif için tabii, değil. Tabii. Ma'dan sonraki gelen mef'ulün, nesnenin büyüklüğünü ifade etmek için. Tabiri caizse o gece bütün melekler bizim için manevi hizmet yapıyorlar, değil mi? Tabii. Bize hizmet için gönderiliyor bu nevi.
Peki bu son 10 günde itikafa girmek işte çok makbuldür, sünnettir deniliyor ama önce itikaf nedir? Şimdi onu bir açıklayalım. İtikafa geçmeden hocam. Önce isterseniz şey yapalım. Kadir Gecesi'ne mahsus bir ibadet. Ha doğru, evet, pardon. Evet, onu atlamışım. Diye. Özel bir ibadet ha, var mı Kadir bu, Gecesi'ne? Çünkü bu seyircilerimiz çok Hı-hı. sık soruyorlar veya evet, izleyicilerimiz, vatandaşlarımız. Şimdi Kadir Gecesi'ne özgü bir ibadet yok. Yani, hiçbir geceye özgü aynen. bir ibadet yani yok değil mi? 5 vakit yani Ramazan gecelerine özgü teravih namazı var. O ayrı. Yani şimdi ha. Kadir de Ramazan'ın içerisinde olduğuna göre teravih namazımızı kılacağız. Ama Hı-hı. işte şimdi bazı kitaplarda böyle işte bu gecede 100 rekat namaz kılan evet. yok işte her rekatında şunu okuyan bunu okuyan vesaire bir takım bu tür bilgiler var. Yani bilgi Hı-hı. demeyelim de bilgi kirliliği var. Aynen. Hı-hı. Şimdi biz sahih hadislere baktığımız zaman Hı-hı. Kadir Gecesi ile alakalı Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize bir dua öğretiyor. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım muhakkak ki sen inneke Allahümme inneke afu sen affedicisin. Kerimsin, cömertsin, bağışlayansın. Bağışlamayı, affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Bu nedir? Bu bir anlamda tevbedir. Allah'tan af dileme. Hocam böyle bu şekilde Türkçe, Türkçe olarak tabii, söyleyebiliriz değil duanın mi? Duanın dili yoktur bakın. Hı. Yani duanın... Yani illa onu Arapça illa şeklinde evet, yani az önce ifade bir... ettiğim şekilde Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni şeklinde değil. Hı hı. Yani bunu Türkçe'de, bunu Kürtçe'de, bunu... Herkes işte, kendi diliyle. Herkes hangi dili konuşuyorsa hatta mesela yurt dışında izleyen izleyicilerimiz var şu anda. Hı hı. Şimdi mesela Fransa'da doğmuş, büyümüş, evet. işte 30-40 yıldır orada olan kardeşlerimizin Fransızcası Türkçesinden daha iyi. Evet. Fransızca yapsın aynı duayı. Yani. Yani çünkü duanın dili yok. Hı hı. Dua insanın Allah'a en samimi şekilde, en rahat şekilde açılabildiği, ulaşabildiği özel anı. O yüzden sayı evet. yok. Sayı yok. İlla da şunu okuyacağım. Yani evet. İçinden, gönlünden ne geliyorsa yani, aslında değil mi? Samimiyet evet, çok önemli tabii. duada. Yani şimdi evet özel bir ibadet yok ama biz şunu tavsiye ediyoruz vatandaşlarımıza, cemaatimize, izleyicilerimize. Hı hı. Kadir Gecesi'nde ne yapalım? Eğer teravihten sonra vakit kalıyorsa en azından bir günlük kaza namazı kılın. Evet. Yani sabah öğle ikindi akşam yatsın hı hı, bir günlük hı. kaza namazı kılın. Niye? Az önce söyledik, Leyletül Kadri hayrun min elf şehir. Bin aydan daha, daha hayırlı. Hayırlı. Evet. Öyle olduğu için evet. 85 yıla tekabül ediyor dedik. Hı-hı. 83 küsür, 84 yıla yakın bir süre. Yani ola ki 50 yıllık, 60 yıllık hayatımızda, 40 yıllık, 30 yıllık fark etmez hayatımızda ola ki kılmadığımız namazlarımız var. Ola ki yani böyle... Yanlış geçiştirmek kılmış için, olabiliriz, şaşırmış yani, evet, olabiliriz. Namazlarımız var. Eğer işte bir günlük kaza kıldığımız zaman belki de o bir ömürlük yanlışı, hatayı, bir ömürlük İnşallah. Eksiklikleri İnşallah. Kapatacak. Ümit Kadar. Ediyoruz. Çünkü biz beynel havfi ve raca, korku ile ümit arasında yaşarız. Evet. Yani bu yapılabiliyorsa yapılsın. Şimdi bazı camilerimizde tesbih namazı kılınıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas radıyallahu anh'a, Hazreti Abbas'a tavsiye ettiği bir namaz. Hı hı. Şimdi tesbih namazı da kılınabilir mi? Kılınabilir. Yani illa Kadir Gecesi'nde kılınacak diye bir şart yok. Yok. Ama dediğimiz gibi Kadir Gecesi'nin kadrine, kıymetine, büyüklüğüne şey olsun diye kılınabilir. Hı hı. Şimdi şöyle bir istek geliyor. İşte hocam bizim imam tesbih namazı kıldırmıyor. Şimdi tesbih namazının cemaatle kılınması diye bir uygulama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yok. Hı. Daha sonraki dönemlerde de yok. Ha, bu son zamanlarda diyelim. Şimdi çünkü artı tesbihat girdiği için namazın kıyamına, kıraatına, rükûsuna, celsesine, kaidesine... Artı secdesine, artı tesbihat girdiğinden dolayı
insanlar şaşırabiliyor. Ha bu işte tabii imamlarımız, hocalarımız daha profesyonel gözüktüğü için onlardan kıldırılması isteniyor. Hı hı. Ama böyle bir uygulama yok. Esas olan her bir bireyin, her bir ferdin tesbih namazını ferden ferda, yani tek başına kendisinin kılması lazım. İşte ama eğer kendisi kılamıyorsa o zaman yani bir imam arkadaşımızın kıldırması şöyle diyelim inşallah bid'at-ı hasene olarak değerlendirilir. Çünkü şey bir şey değil yani Allah Resulü'nün döneminde uygulaması veya Raşid halifeler yani sahabe efendilerimizin döneminde olan bir uygulama değil ama hani cemaatimizin hayatında bir defa da olsa tesbih namazını kılabilmesi açısından belki yapılabilir. Halk arasında mutlaka ömründe bir defa da olsa tesbih namazı kılmak gerekirmiş diye bilinir. Gerekir demeyelim de Peygamber Efendimizin amcasına tavsiyesi o. Yani hiç olmazsa işte ömründe bir defa. Çünkü her bir rekatta 75 defa işte uzun uza diye Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu tesbihat yapılıyor. Bu yapıldığı için bu tabii şöyle diyelim. Yani Allah'ı böyle tesbih etmenin, Allah'ı tenzih etmenin, Allah'ı zikretmenin en böyle tabiri caizse güzel, en edebi ifadeleri. Öyle olduğu için tabii bu önem arz ediyor ama dediğimiz gibi bu illaki Kadir gecesinde yapılacak diye bir şart yok. Ertesi günde yap. Daha müsait, daha uygun bir zamanda da yapılabilir. Onun için Kadir gecesine özgü bir ibadet yok. Allah Resulü'nün öğretmiş olduğu Hazreti Ayşe annemize Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fun. Allah'ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affeyle diye dua etmek. Yani bunun dışında bizim tavsiyemiz yani kaza şart değil, namazları. Gerekli değil, zorunlu değil. Bir günlük kaza namazı kılabilirlerse kılsınlar. Tabii daha fazla kılabilirlerse daha güzel olur. Tabii. Ama yani, en az bir günlük. En az, Çok sağ olun hocam. Bizim aramız gelmiş yine. Kısa bir ara sevgili izleyenler. Sakın bizden ayrılmayın. İtikaf nedir? Neden son 10 gün içerisinde girmek daha güzeldir, sevaptır? Onu öğreneceğiz. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Konya İl Uzman Vaizi Sayın Mehmet Toker hocamız bizimle birlikte. Kadir Gecesi'ni konuştuk kendisiyle. Kadir Gecesi nedir? Nasıl ibadetler yapmalıyız diye. Fakat Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek sünnetmiş. İtikaf nedir? Neden Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek sünnettir? Onları bize anlatır mısınız hocam? Şimdi itikaf Arapçada akefe kökünden gelen bir yere bağlanmak, bir bağlanmak. Bağlanmak, hapsolmak, bir yerde kalmak manalarına gelen bir terim. İtikafa girene de mu'tekif veya akif denilir. İtikaf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıyla Ramazan'ın son 10 günde, çünkü Allah Resulü hayatında Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiş. Son 10 gününde itikafa girmek sünnettir. Ha bunun 10 gün olarak eğer girilebiliyorsa bu çok daha evla, çok daha güzeldir. Ama daha sonraki dönemlerde fukahamız şöyle ifade etmişler. Yani bu son 10 gün içerisinde işte en az bir gün yani 5 namaz vaktini de kapsayacak şekilde de girilebilir. Hatta bazı mezheplerde işte birkaç saat bile deniliyor da. Yani biz Hanefi mezhebindeki asıl olan görüş en az 5 vakti, 5 namaz vaktini kapsayacak şekilde bir gün diyebileceğimiz bir süreç. Yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta işte 10 gün girilmesi çok daha evla olur. Hocam Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim indirildiği Kadir Gecesi'nde itikafta mıydı? Tabii yok değil şöyle indirildiği de değil de daha sonra ya yani Medine döneminde hayatının son kısmında. Nur Dağı'na hani oraya çekiliyormuş ya mağaraya. O itikaf demeyelim ona bir anlamda o şeydir nasıl diyelim yani
İtikaf çünkü ibadet niyetiyle, ibadet maksadıyla. Anladım. Tamam. Ama Allah Resulü'nün o oraya düşünmek inziva, için, evet, inzivaya inziva çekiliyor. Ha, anladım. Şimdi, ikisi farklı. Tabii ikisi biraz farklı. Yani inziva içerisinde hani bir itikaf gibi. Çünkü itikafa girilecek mahal, mekan zaten itikafı özel kılan bir şey. Birazdan ifade edeceğim. Ha, inziva işte biraz daha böyle şehirden kaçma, biraz daha böyle kalabalıktan kaçma, evet, ve insanın, evet, kendi kendisiyle kalması. Ama itikaf, evet, itikafta da bir kalabalıktan kaçma var aslında. Ama ibadet niyetiyle. Tabii burada kendimizle baş başa kalmakla beraber asıl Allah ile baş başa kalma. Evet. Şimdi itikafa nerede girilir? İtikafa Allah'ın mescitlerinde girilir. Mescitlerde girilmesi esastır. Ve itikaf ilk defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle inşa edilmiş, ortaya konulmuş bir ibadet veya bir uygulamada değildir. İtikaf Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla daha önceki ümmetlerde, daha önceki peygamberlere de emredilmiş, onlar tarafından da uygulanmış, bilinen bir uygulama ki Bakara suresi 125. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. وَاِذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا Biz beyti yani Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kıldık. Yani çünkü Mescid-i Harem diyoruz ya, haram. Orada insanlar korunmuştur. Yani haramdır orası. Öyle olduğu için insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kıldık. Vettehidu min makam İbrahim'e musalla. Sen de İbrahim makamından kendine bir namaz kılma yeri, bir musalla edin. Devamında ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e. Biz İbrahim'den ve İsmail'den şöyle bir söz aldık. En tahhira beytiye, evimi temizlemeleri için, temiz tutmaları için. Kimler için temizlemeleri için? Littaifine, tavaf edenler. Vel akifine, itikafa girenler. Ve rükka'is sucud, ruku ve secde edenler için. İşte bakın buradaki itikafa girenler ifadesinden biz anlıyoruz ki Hazreti İbrahim döneminden itibaren İtikaf dediğimiz, ki öncesinde mutlaka vardır, İtikaf dediğimiz uygulama var. Ha, itikafa dedik ya mescitte girilir. Yani erkekler için özellikle herhangi bir yerde itikafa girilmez. Mescitte girilmesinin... Yemeğini falan da orada mı yiyecek hocam? Tabii. Şimdi mescitte girilmesinin hikmeti şudur. Artık dünyada ne var? Evet. Bir mülkiyet kavramı var. İşte burası KonTV'nin mülkü. Yani benim de değil, sizin de değil. Evet. İşte diyelim ki evimiz bizim mülkümüz. Bize emanet gerçi belirli bir süreliğine. İşte. Evet. Fakat mescitler, mabetler kimin mülkü? Allah'ın. Şahsın değil. Bakın Allah'ın mülkü. Onun için mesela biz Mescid-i Haram'a, Kabe'ye Beytullah deriz. Allah'ın evi. Evet. Ve bütün mescitlere de biz Beytullah'ın şubeleri olarak o gözle bakarız. Evet. Oralar da Allah'ın evidir. Camiye Allah'ın evi deriz biz. Evet. Orada mülkiyet kavramı yok veya oradaki mülkiyet sadece ve sadece Allah'a ait. Yani insanın bir, bu zihnindeki veya dünyadaki fiziki mülkiyetten, mekandan uzaklaşması var. İnsanların mülkünden Allah'ın mülküne sığınma var. Şimdi o açıdan mekansal bir aidiyet var itikafın içerisinde. Ben camideyim. Evet. İşte 24 saatimi, 5 vaktimi camide geçireceğim. Bir de çok daha huşu içerisinde tabii olur herhalde camide. Niye? Çünkü orası Allah'ın evi, evet, orası Allah'ın mabedi. Mekan olarak hiç kimsenin değil, Allah'a ait. Zaten orada mekansal bir aidiyet var. İkincisi, itikafta bütün vaktimizi dediğiniz gibi huşu içerisinde bir mescitte geçireceğiz. Mescitten dışarıya çıkışımız veya itikafta kalmış olduğumuz yerden dışarıya çıkışımız sadece ve sadece def-i hacet için, ihtiyaç giderme için ve abdest almak için olacak. Şimdi düşünün, bu da şöyle bir manaya geliyor. Dışarısı, mabedin dışı dünya. Evet. Mabet Allah'ın evi. Dünya ne demek? Dünya dena yedni kökünden aşağılık yer, aşağı yer demek. Evet. Yani dünyayı, dünya hayatını bir
sembolik olarak aşağılama var. Dünya sadece insanın defi hacet yapabileceği bir mekan. Evet. Asıl mekan Allah'a adanmış olduğumuz Allah'ın beyti. Mekansal olarak biz oraya aitiz. Üçüncüsü, itikafta işte namazla, Kur'an-ı Kerim okumakla, tefekkürle, tezekkürle, tesbihle bir zaman geçirme var. Şimdi şeyde Denizli'nin Yatağan kasabasında da bir Muğla yatağı var, bir Denizli yatağı var. İzleyicilerimiz karıştırmasın. Orada itikaf camii var. Hücreler var itikafa girilen. Muhtekefler var. Ama hücrelerin büyüklüğü şu. Sadece kıyama kalkıp secde edeceğiniz kadar eni boyu var. Yani böyle ayağınızı ayağınızı uzatıp yatma gibi bir şansınız yok. Niye? Çünkü orada mekansal olarak Allah'a ait olan bir mekandasınız. Ve orada artık siz de Allah'a aitsiniz. Allah'ı tesbihle, tefekkürle, işte hamdle, ibadetle, Kur'an okumayla orada vakit geçirilecek. Yani bunun dışında zorunlu haller dışında itikaftan dışarıya çıkma yok. Yani itikaf yapılan yerden dışarıya çıkma yok. Ben itikafa girdim ama bugün pazar günlerden pazar gideyim, pazar alışverişimi yapayım geleyim diye bir şey yok. Yemeğiniz dediniz ya, yemek, yemeğiniz dışarıdan oraya gelecek. Evet, birileri getirecek. Yani birileri getirecek. Yemeğiniz dışarıdan çıkıp oraya yemek gelecek. Yapamazsınız. Aynen, çıkıp yemek yemeye, yemeğe gitme yok. Çünkü niye? Artık dünyadan siz bir anlamda kopmuş, soyutlandınız. Kopma demeyelim, soyutlanma diyelim. Evet. Şimdi insanoğlu hayatında farklı süreçler yaşıyor. Mesela şimdi biz kendi adıma konuşuyorum. 1975 yılında yoktum dünyada. Evet. 76 yılının ortalarına doğru dünyaya geldim. Ha, belki 2020'de de olmayacağım. Allah'a ısırsın. Yani bilemiyoruz çünkü. Tabii ki bilemiyoruz. Şimdi Allah bakın ben 100 bin yıldır belki 1 milyon yıldır devam eden bir insanlık tarihinin sadece işte 40-50 yıllık, 50-60 yıllık belirli bir sürecinde burada başlayıp burada bitecek. Evet. Bu süreçte yaşayacağım. Ha, itikaf da bu sürecin içerisinde bir 10 gün, 3 gün, 5 gün kendimizi o süreçten soyutlayıp sadece ve sadece Allah'a verme. Yani şöyle diyelim, itikaf bir anlamda dünyadan kaçıp Allah'a sığınma. Evet. İşte malayani işlerden kaçıp kulluğa sığınma. Kalabalıklardan kaçıp o bütün kalabalıkların yaratıcısı olan bir olan Allah'a sığınma. Evet. Yani bu anlamda çok, yani çok bir kaçıştır. Evet, itikaf bir kaçıştır ama aynı zamanda bir sığınmadır. Aşağılık olanlardan kaçış, mutlak olana, âli olana, yüce olana sığınmadır. Ben Mekke'ye, Medine'ye gittiğim zaman da aynı duyguyu hissediyorum hocam. Evet. Yani sanki itikafa girmiş gibi, hani Allah'a sığınıyorsunuz. Yani onun evine, onun yanına gidiyorsunuz ya oraya. Orada da, çünkü orada dünya işi yok, dünya hizmeti yok, uğraştığım bir şey yok. Sadece yiyip içip yatıp kalkıp gidip ibadet yapıyorsun. Bir benzeri sanki bir nevi. Şöyle ifade edelim. Hani mesela insanı tarif ederken sosyologlar nasıl tarif ediyor? Diyorlar işte insan sosyal bir varlıktır. Ama insanın bu sosyal olması aynı zamanda pek çok zihni rahatsızlığın, pek çok kalbi hastalığın da sebebi. Niye? Çünkü insanlar birbiriyle imtihan olunuyorlar. İşte o şunu dedi, bu bunu dedi, o şöyle davrandı, bu böyle davrandı. İnsanda belirli bir dönemde ne yapıyor? Bir olumsuz, negatif bir enerji oluşturuyor. Şimdi itikafa girdiğiniz zaman, bakın zorunlu durumlar dışında o yemek getiren insanla bile konuşma bile yok neredeyse. Evet. Yani dedim ya, dünyadan bir şey var. Yani bir anlamda o sosyal hastalıkların, o sosyal sıkıntıların, problemlerin dışarıda, dünyada bırakılıp Allah'ın evine alınmaması. Orada sadece ya Rabbi ben senin huzurundayım. Bütün burada kalbimle, bütün benliğimle, bütün ruhumla huzuruna geldim. Bunun ifadesi var itikafta. Evet. Peki kadınlar nasıl yapar? Kadınlar için itikaf yeri evlerinin bir odasıdır. Evlerinden bir odayı kendileri için mescit gibi ayırıp o odada itikafa girebilirler kadınlar. Bunun süresi kadınlar için de yani yine dediğimiz gibi 10 gün, 3 gün, 5 gün, en az 1 gün.
olur. Ha, evindeki işte evi beraber paylaştığı eşi veya çocukları varsa yemeklerini yine o odaya getirirler. Zorunlu durumlar dışında tek başına yaşıyorsa? Tek başına yaşıyorsa zaten o zaman sadece işte mutfağa da gidip yani gelebilir şey yapacak kadar. O orada dediğimiz gibi namazla, Kur'an-ı Kerim'le, tesbihle, zikirle, hamdle bir vakit geçirme. Orada dediğimiz gibi kendisiyle baş başa kalma, iç dünyasına yönelme, kendisini dinleme. Çünkü bakın bugün bizim insanoğlu olarak hele hele şu dönemde en büyük eksikliklerimizden, en büyük şeyimizden bir tanesi, yapamadığımız, gerçekleştiremediğimiz konulardan bir tanesi kendi manevi dünyamıza zaman ayırmak. Evet. Kendi manevi dünyamıza biz zaman ayıramıyoruz. Maalesef. Ama işte itikaf ne yapıyor? Bu kendi manevi dünyamıza zaman ayırmamızı sağlıyor bir anlamda. Tabii şu da var. İtikafta mesela bir bütünleyici olarak tevbe. Yani günahlardan sıyrılıp, günahlardan bağışlanma dileyip, zaten onun üzerine ibadet inşasıyla beraber o manevi hazzı yaşama var. Ha, itikafa bu gözle bakmamız gerekiyor işte. Yoksa hani nasıl diyeyim, bir ruhbanlık, bir işte ruhbaniyet gibi değil. Çünkü bu belirli bir süre. Yani senede dediğimiz gibi yani 354 günlük hicri takvime göre 354 günlük zaman dilimi içerisinde, 365 günlük zaman dilimi içerisinde 10 gün veya 1 hafta veya 3 gün, 5 gün. Hocam peki çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama unutmadan sorayım diye. Evet. Mutlaka bu son 10 günde mi itikafa girmek gerekir? Normal şöyle, diğer sünnet, zamanlarda da diğer zamanlarda da girilebilir ama sünnet olan Peygamber Efendimizin uygulaması, Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde girmiş. Niye? İşte Kadir Gecesi'ni söyledik ya, son 10 günde arayın. İşte Kadir Gecesi'nde itikafta olmak. Yani bu nedir? Derecesini yükseltebilmek evet, yani için o ibadetleri. Kadir Gecesi'nden alacağımız hazzı, Kadir Gecesi'nin bizim amel defterimize yapacağı katkıyı belki binlerce katlamaktır aynı zamanda. Şimdi amaç öyle o. Olduğu için tabii özellikle Kadir Gecesi'ni de içine alacak bir takvimde eğer itikafta olabilirsek bu çok daha güzel olur. O zaman örneğin Perşembe günü imsakta girip yani Cuma günü şey ya Kadir tabii. Gecesi ya Perşembe günü akşam Cuma günü ve Cuma günü akşam Cumartesi'ye kadar imsaka kadar. Olabilir yani 1,5-2 gün bir değil süre mi? Olabilir gayet de güzel olur. Küçük çocuğu yani. Olmayanlar tabii ki. Yani tabii şimdi burada mesela işte dedik ya itikafa girdikten sonra sadece ihtiyaç giderme için dışarıya çıkılır, abdest almak için diye. Yani sabit bir görevi olmayanlar veya çalışanlar. Yani şimdi bu konuda en çok hani biz muzdaribiz öyle diyor. Evet. İnsanlara tavsiye ediyoruz işte girin diyoruz. Biz yapamıyoruz. Anlatıyoruz ama kendimiz yapamıyoruz. Niye? Çünkü görevlisiniz. Ramazanımız zaten çok yoğun geçiyor. Yani şey gibi olmasın. İşte günde 2 saat falan uyuyabilirsek. Evet. Yani o programdan o programa koştur, doğru. O vaazdan o vaaza falan Allah derken. Yardımcınız olsun. Evet, Allah razı olsun. Sizi bugün yorgun gördüm evet, zaten. Estağfurullah. Yani şöyle vakti olanlar, yani vakit ayırabilenler. Hele mutlaka, hele ununu elemiş, aynen. Eleğini duvara asmışsa. Aynen. Yani. Artık evde sadece bay bayan bir çift varsa ya da tek başınaysa her neyse. Hiçbir sorumluluğu yoksa değil mi? Çok tabii. Daha rahat girebilir. Yani çok daha. Rahat girilebilir. Girilmesi lazım. Çünkü şu var. Bugün mesela insanlar kendilerini dinleyemedikleri için psikologlara, psikiyatrlara para döküyorlar. Onların verdiği ilaçlarla kendilerini uyuşturuyorlar. Evet. Halbuki işte dediğimiz gibi en çok ihtiyaç duyduğumuz günümüzde insanın kendisine kaliteli bir manevi zaman ayırması. Evet. Sadece kendine özgü kaliteli bir manevi süre ayırması. Bu itikafta bunu sağlıyor. Aynen öyle hocam. Hocam peki Ramazan'ın sonunda neden bayram yapıyoruz? Yani Ramazan bitti diye seviniyor muyuz? Evet işte Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya. Demişler hocam Ramazan bizden memnun mu? Demiş memnun olmasa her sene 10 gün önce gelmez. Peki doğru. Demiş biz Ramazan'dan valla siz de memnun olmasanız gitti diye bayram yapmazsınız. Bayram yapmazdınız. Şimdi öyle değil. Bayram
bizdeki yani Ramazan'ın sonunda bayram kutlamamızın, bayram etmemizin sembolik bir değeri var. O da şudur. Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş. Şimdi bir insanın günahtan kurtulması nedir? O insan için gerçekten sevinilecek. Bayram o anlamda. Aynen, kutlanılacak. Evet. Sevinç duyulacak ve bu sevinç paylaşılacak bir şeydir. Anladım. Ve ikinci bir şey, tabii biz Allah rızası için 30 gün boyunca gündüzleri kendimizi yemeye içmeye kapattığımız için bir anlamda Allah Celle Celaluhu'nun da bize bir ikramıdır bayram. Evet. Asıl bayramı biz ahirette günahlarımızdan İnşallah. Kurtulup da bize amel defterimiz sağımızdan verildiği zaman yapacağız. İnşallah. İşte Ramazan'ın akabinde yapmış olduğumuz Ramazan bayramı o ahirette işte cennet vizesi almakla, amel defterimizi sağımızdan almakla yaşayacağımız bayramın bir anlamda provası. Şimdi bu konuda bir şey ifade edeyim. Maalesef günümüzde bir takım kimseler şeker bayramı ifadesini kullanıyor. Evet. Şimdi şeker bayramı değil. Değil. Yani biz öbürü de et bayramı. Şekerin değil. Şekerin bayramını yapmıyoruz. Yani Ramazan bayramında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tatlı ürünler, tatlılar ikram edilmesini tavsiye ettiği için biz Ramazan bayramında tatlı işte şekerdir, baklavadır vesaire türü şeyler ikram ediyoruz. Fakat bu şekerin bayramı veya şekerle kutlanılan bir bayram değil. Değil. Yani Hristiyanların yumurta bayramı gibi değil. Veya işte şeydeki cadılar gününde kabak süslemeleri gibi değil. Evet. Yani burada şeker ikram edilmesi Allah Resulü'nün bir tavsiyesi, bir sünneti olduğundan dolayı biz şey yapıyoruz. Belki de oruçtan çıkınca aynen. vücudun enerjiye ihtiyacı tabii. var. O yüzden onu tavsiye aynen. etti. Ve ikinci bir şey, işte biz Ramazan'ın akabinde günahlarımızdan kurtulduğumuz ümidini besleyerek bayram yapıyoruz. Evet. Yani şimdi ve yine son dönemlerde bayram algısı veya bayram kavramı bizim hayatımızda çok ciddi anlamda bir değişiklik ifade etti. Tabii resmi tatil de yapılıyor. Şimdi mesela bu sene yine 9 gün resmi tatil var. Evet. Bayrama tatil gözüyle bakılıp tatillere kaçılıyor. Tatillere gidiliyor. Kaçılıyor tabiri caizse. Bayramlarımızı halbuki, nasıl kutlamalıyız aynen, diyecektim bayram ben de zaten. Bayram nedir? Paylaşmadır her şeyden önce. İşte o sevincin paylaşılmasıdır. Bayram o sevinci toplumun negatif yüzünü yaşayan veya nasıl diyelim toplumda hani ikinci plana itilmiş kişilerle beraber paylaşarak yaşamaktır. Onun için mesela bayramda yaşlıların, hastaların ziyaret edilmesi, yetimlerin, yoksulların, öksüzlerin sevindirilmesi, bunlar tabii büyüklerin ziyaret edilmesi, bunlar işte o sevincin paylaşılması adına nedir? Bayramı asıl bayrama çeviren yani çünkü sevinç paylaşıldıkça büyür. Bayramı bayrama çeviren hususlardır. Ama biz bunun yerine işte ki sabah haberlerde gördüm. Şu anda bayramda bu 9 günlük bayram tatilinde Yunanistan adalarındaki bütün otelleri maalesef bizim vatandaşlarımız doldurmuşlar. Ya. Yani düşünebiliyor musunuz? İş lafa geldiği zaman işte Yunan'ı denize döktük vesaire falan diye söylenen o insanlar. O adalar bizimmiş zaten. Yani gidip çok da güzel sunmuşlar evet. Yunanlara da. Gidip orayı ihya ediyoruz tabiri caizse. Yani ekonomik olarak batmakta olan bir Yunanistan'ı tabiri caizse kurtarıyoruz. Evet, evet. Ve buna da bayram deniliyor. Böyle bir bayram yok. Yani bayram bizde kendi tatil yerlerimiz var. Gideceklerse oraya gitsinler. Yani bayram ama hayır oraya da gitmesinler. Bayram bizde mi? Bayram namazıyla başlar. Üçüncü gün akşam namazıyla biter. Ve bu üç günlük süre içerisinde ki birinci gün zaten oruç tutmak haramdır. Niye? O ikramın paylaşılmasını temin etmek için. Ramazan'ın bittiğinin ilanı için bir anlamda. Bu üç gün içerisinde işte ziyaret, ikramlar vesaire nedir? Bayramı asıl böyle paylaşarak yaşamak lazım. Şimdi gidiyorsunuz
İşte akrabadır, eş, dosttur diye kapılar kilitli. Nerede? Tatilde. Bu bizi benliğimizden koparıyor ki geçenlerde Türkiye'de yaşamış, İzmir'de yaşamış bir Levante'nin anılarında vardı. Diyor ki biz Müslüman olmamamıza rağmen, ki Levantenler biliyorsunuz Papa tarafından aforoz edilmiş Hristiyanlardır. Biz diyor Müslüman olmamamıza rağmen işte Ramazan bayramı geldiğinde, Kurban bayramı geldiğinde tıpkı Müslüman çocuklar gibi ailelerimiz bize de bayramlık alırdı. İşte biz de kapı kapı dolaşırdık, büyüklerin elini öperdik, işte onların şeker, akide ikramlarını kabul ederdik falan diye anılarını da anlatmış. Yani şimdi bakın bu toplumsal bir paylaşma, toplumsal bir canlanma öyle diyelim. Yani bu evet bizim Müslümanların bayramı ama yıllarca bizim içerimizde yaşamış olan azınlık diye gördüğümüz vatandaşlarımız da onu ne yapmışlar? Benimsemişler. Yani orada bu ifadenin öncesinde şunu diyordu işte mesela Ramazan'da biz aleni olarak bir şey yediğimiz zaman diyor anamızdan tokadı yerdik diyor. Hem de okkalı bir tokat yerdik. İşte Müslüman komşularınız, arkadaşlarınız var ayıp ediyorsunuz diye. Şimdi bırakın bu hassasiyeti. Şimdi kendi yani sorulduğu zaman Müslümanım diyen insanlar Ramazan'a saygı duymuyor. Maalesef. Müslümanım diyen insanlar bayramı saygı duymuyor. Bayramı işte bayram olarak görmüyor. Anneye babaya da saygı. Maalesef. Onun için bizim hani ne yapmamız lazım? Şöyle tabiri caizse yeniden kendimize gelme adına neleri kaybettik? Önce onların farkına varmamız lazım. Ve bu kaybettiklerimizi nasıl tekrar kazanabiliriz? Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Hocam yayınlar demiş izleyicimizin biri. Adetliyken bir kadın itikafa girebilir mi? Giremez. Giremez. Çünkü itikafta dedik gibi, dediğimiz gibi namaz kılması lazım. Kur'an okuması lazım. Sadece abdest alıp otursa, dua etse olmuyor mu? Tesbih çekse. Yani onu mesela yapabilir ama o itikaf olmaz. İtikaf olmaz. Çünkü itikafta yani bir ibadet bütünü. Çünkü mesela oruçlu olması da lazım itikafta Hanefi mezhebine göre. Evet, yani şimdi oruç tutamayacak, namaz kılamayacak. Yani o zaman bir odaya kapanmasının bir anlamı olmaz. Çok teşekkür ederim Biz hocam. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Bu Ramazan'da da bizi ve izleyicilerimizi yalnız bırakmadığınız için. Yorgun gördüm sizi bugün. Biraz kendinize zaman ayırın. Biraz dinlenin inşallah. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. İsterseniz dileklerinizi izleyicilerimize iletebilirsiniz. Gerçi sizin diğer program da var. Oradan da konuşuyorsunuz ama. Yani evet. Buradan tabii da belki izleyicilerimiz farklı olabilir. Ben buradan bütün izleyicilerimizin Kadir Gecesi'ni ve bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramdan önceki son 5. mevsimdeki programımızdı. Rabbim herkese gönlüne göre bir Kadir ve bayram yaşatmasını nasip ediyorum. Dua ediyorum, niyaz ediyorum. Allah razı olsun hocam. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın bize ayrılan sürenin sonuna geldik maalesef. Hocamın da dediği gibi bayramdan önceki son programdı bu. Ben de hepinizin Kadir Gecesi'ni ve bayramını kutluyorum buradan. İnşallah layıkıyla dualarımızın kabul olacağı, tövbelerimizin kabul olacağı bir Kadir Gecesi geçiririz. İnşallah Rabbim itikafa girmek de nasip eder hepimize. Sağlıkla ve sevgiyle kalın diyorum. İyi bayramlar, hoşça kalın.